son 5 yıldır aslında kanser taramalarında ve kanser tedavilerinde paradigma zaten bildiğimiz gibi değişiyor. Burada en önemli şey biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte bazı kanserlerde özellikle tanının ve tedavinin daha ön plana geçtiği, daha önce çok kısa sürviler verdiğimiz hastalarda çok uzun sürviler alındığını biliyoruz. Biyoteknolojinin gelişmesiyle, genetik tanıların gelişmesiyle genetik tedavilere de yol açılmış oldu. Bununla birlikte Avrupa Sağlık Birliği de bunu göz önünde bulunduraraktan yeni tarama metotlarını, yeni tarama sistemlerini gündeme almaya çalışıyor aslında. Genetik taramalar dediğimizde nedir? Erken tanı kanserinde, meme kanserinde belki de hiç radyolojiye, radyolojik birimlere ihtiyaç kalmadan yalnızca kandan, yani hastanın kanından alınıp metilasyon profili dediğimiz orada ilgili genlerin metilasyonuna bakarak bu hastada meme kanseri başlamış diyebileceğimiz bir takım testler yapılmaya başlanacak. Prostat kanserinin tanımasında yine PSA diye veriyor. Oysa biz son 5-7 yıldır biliyoruz ki işte idrara salgılanan bir genin mRNA'sını inceleyerek prostat kanserinin başlayıp başlamadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve bu şekilde kanserin ilerleyip ilerlemediği konusunda da bilgi verebiliyoruz. Bir diğer şey mesela kolonoskopi. Biliyoruz ki 50 yaşından sonra bizim ülkemizde de 50 yaşından sonra hastanın aile hikayesine bağlı olarak 2 ya da 3 yılda olmak üzere kolonoskopi öneriliyor hastalarımıza veya danışanlarımıza, sağlıklı bireylere. Fakat bu testlerle birlikte kolonoskopi yerine dışkıda kan aramak yerine aslında dışkıda metilasyon DNA'sı aranaraktan hastaya direkt kanser tanısı konulabilecek. Kolonoskopi de biliyorsunuz uygulanması zor bir şey. Hem de cerrahi işlem gerektiriyor bir şekilde küçük de olsa. Oysa bunun yani bütün hastalarda, bütün tarama yapılması gereken kişilerde bir basit bir DNA testiyle yapılmış olması ve yalnızca kolonoskopiye giden hasta sayısını azaltmak bile devletimizin üstündeki maddi yükü de oldukça azaltacaktır diye düşünüyorum. Bir tümör dokusunun aslında aklı da en az bizim vücudumuzun aklı veya bizim kullandığımız teknolojinin akılları kadar var. Biz teknolojiyi bile aslında tümörün aklını öğrenerek geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda da güncel kullandığımız, baskın olarak kullandığımız metotlar birazcık da organa özgü metotlar uyguluyorduk. İşte kemoterapisi, radyoterapisi falan gibi. Fakat şu anda biz moleküler olarak hangi mutasyonun ya hangi organda nasıl çıktığını ve oradan o yolakta mutasyon varsa hangi mutasyonla, hangi yolakla bize mücadele ve direnç geliştireceğini biliyoruz artık. Eminim ki 5 yıl sonra bütün kanserde tanı, tedavi, kanser izleme, kanser tarama bütün bu sistemlerin içinde biyoteknoloji oldukça kendini hissettirecek ve öteki yöntem, yani eski yöntem yeni yöntem diye konuşuyor olacağız ve muhtemelen 5 yıl sonra eski yöntemler çok fazla kullanılmıyor olacak. Bir kişi de herhangi bir organında kitle olup olmadığını görüntüleme metotlarıyla anlayabiliyorduk. Bu CT olabilir, MR olabilir, PET olabilir. Herhangi bir görüntüleme metodunu kullanarak da bunda tümör var soru işareti. Sonra da patolojiyle buna tanı koyup bu kötü tümör mü, iyi tümör mü dediğimiz durumlar oluyordu. Fakat artık güncelimizde o yok. Güncel, yani asıl şu anda güncelde yapılmak istenen şey evre 1, evre 2'de tümörü daha görüntülenmeden bir kanla metilasyon profillemesi çıkartarak bu hastada şu kanser başlamıştır, şununla ilgili tümör hücresi var rahatlıkla söylenebiliyor artık. Toplumda en sık rastlanan kanser türlerinde yapılabiliyor. Bunlarla ilgili rahatlıkla uygulanabilecek kitler çıkartılmaya başlandı. Ketemler ülkemizde oldukça başarılı bir şekilde tarama sistemlerini yürütmektedir. Bizim de tıp insanları olarak bütün amacımız bütün genel toplumun ketemler aracılığıyla da bu tip hizmetlere erişmesi ve yani hastanın bunda ödeme zorunluluğu çekmeden bunları, yani bu hizmetlere erişmesini temenni ediyoruz. Kanserin erken tanısı oldukça önemli ve umuyoruz ki geri ödeme sistemlerimizde de bu farkındalık olsun. Hem farmakoekonomik olarak devletimize katkı, hem de sağlık sisteminin doğru yönetilmesiyle de vatandaşımızın doğru şekilde izlenmesi sağlanmış olsun.